Yani o içtiğiniz muzlu süt buz gibi. Hiç yok. Uç bu. Yani yemesek daha iyi. Gece de adada sıçrama at düştü. Damla. Ne oldu? Damla full bize ne zaman sıra gelecek diye baktım. Nefes nefese kaldı. Adana Vlog'a hoş geldiniz. Adana Vlog'dan merhaba demek istiyorum arkadaşlar. İlk defa Adana'ya geldik. Gide. Bu vlogta bol bol yeme içme üzerine içerikler, videolar göreceksiniz muhtemelen. Çünkü amacımız da oydu. Hem Adana'yı görelim hem yemekleri yiyelim, şehri gezelim. Kim diyor pis? Ama pis pis sesine bakacağınızı biliyordum. Senin özellikle görmek istediğin bir yer var mı? Yemek istediğin bir şey var mı? Adana. Merhaba. Merhaba. Seni sen verdin mi? Merhaba. Hoş geldiniz Adana'ya. İlk durağımız neresi? Tabii ki. Menüyü görüyoruz. Burger, sos. Sen buraya geldin mi? Beşiktaş'ta var. Ha, o versiyonuna. Adana hiç gelmedi. Ama bunun içinde ekstra bal var. Değil mi? Ama o ayrı. Yok. Ne var? Muzlu süt. Mümkün değil. Bir de şeker tadı var çünkü. Muzdan geliyor. Ama muzları güzel. Ana muzumuzu. Ben ona bağlıyorum. Çok şekerli değil mi? Yo, bence çok iyi. Ki biliyorsun ben şekerli isteyemiyorum. Şeyi tartışıyoruz da içinde şeker var mı yok mu diye. Hepimiz var dedik. Selin'e gidip sordu. Bunda yarım, içerisinde... bunda yarım yemek kaşığı, bunda bir buçuk. Hayır. Bunda ben bir, onda ikiymiş. Selin de sordu. Abi alakası yok. Kovaya atıyor, karıştırıyor. Ne yaptı yani? Bir bak, kovaya şekeri atıyor. Hepsini aynı anda karıştırıyor. Bunun içine koymuyor şekeri. Evet, milkshake gibi. Sadece değil mi? Bir tık şekerli geldi hepimize. Bir de su içerken ciğerciye doğru yürüyelim. Evet ya, çok garip bir plan yapılıyor. Şimdi bu kamerada bir şey problemi var ya arkadaşlar, çok sallanıyor. O yüzden şu an robot gibi yürüyorum. Umarım yine de aktardığımda bu sarsıntıyı hissetmezsiniz. Çekelim. Ciğerci Mehmet Usta ama H'siz. Mehmet. Ben alacak mısın? Bu şampuan da alacağım. Ben sana attım ve deodorantımı kaptırdım. Ay şeydi. Allah'ım, biz de dalga geçtik devşirini. Dün nasıl bir kafayla koydum hatırlamıyorum. Yani unutmuşum. Koca şey yapmışım içine. Ben de öyle yapacağım. Oturmak zorunda kaldığım yer. Acaba. Sen şalgam? Evet, ben de şalgam alayım. Aynı alayım. 3, 4, 5 tane. Acı 5 şalgam, acı sosu yanında. Tamam. Ha, bir de gerek yok. Direkt acı olan var mı? Maalesef yok. Tamam. Ama onlar zaten hazır. Ben de sorup geliyorum. Bana değil misin? Onları arkada yazan abi. Şeyi okuyun. Adana'ya gel, ciğerim ye. Zıkır gitti. Bence acı koyama. Azıcık acı koyuyorsun. Çok acı değil yani. De. Bildiğin şalgam. Hayır, güzel. Neden acı koyuyorsunuz hepiniz? Yeter. Cahilliğime bak. Hiç bu. Yani yemesek daha iyi. Şimdi Adana'nın cezeresi meşhurmuş ya. Yani şu. Şu gördüklerinin. Onlardan deneyeceğiz. Bu bizim aldığımız çok güzel. Bu neydi abi bu? Bal badem. Bal badem. Ama cezerye. Cezerye. Dokum. Cezerye sadece avuçla yapılır. Ha, cezayı almadık o zaman. Adana'ya özgü olmamış ama biz onu aldık. Bu bize özgü bir şey. Adana'ya değil. Ha tamam, tamam. Tamam, selam ver. Herkese merhaba. Bakın kim var arkadaşlar, Adana'ya gelmişken. Nihayet Adana'da buluştuk. Ezgi ile buluştuk. Onlar bizi Pustori diye bir kafeye getirdi. Evet, her zaman kahvelerimiz. Evet, kendileri zaten buraya çok yakınlarmış. Siz sık sık buradasınız değil mi? Aynen, sürekli. Ben git de burada be, bu arada. Şöyle hemen selam ver. Herkes Adana'ya bekliyoruz. Adana şey gibi, Adana muhtarı gibi bu arada. Adana'yı öbe öbe bitiremiyor aslında. Uğur'la pek anlaşamadık. Uğur diyor ki Adana'ya tekrar gelmem için bir sebep lazım diyor. Ezgi diyor ki tamam işte, yemeği çok seven gelir. Ama hakikaten biz daha bu ilk günümüz ya. İkinci gün ve bu akşam da bir şeyler deneyeceğiz sonuçta. Onlara göre tam bence fikrimiz ortaya çıkar. Uğur'u ikna edeceğiz ya. Şu an bu caddede neydi? Toros Caddesi. Ha bak mesela burası çok güzel. Karşılıklı böyle kafeler var. Bir de biz yerimizden beri şeye dikkat ediyoruz. Turunç gibi miydi şunlar? Evet, turunçlar. Turunç ağaçları. Yine yanlış söyledin. Sen mandalina demedin mi ilk başta? Ne? Mandalina ağacı. Portakal. Sen mi dedin? Portakal dedim yine. Tamam, yaklaştım ama. Ama onlar çok güzel. Doğru.
size göstermeye devam edeceğim. Şimdi şarjımızın, Maradın ne haber? İyiyim, senden ne haber? Ben deyim. Şarjımızın sonuna geliyoruz. Öyle etrafı çekeyim. Kocaman bir bardak var bakın şurada. Güzel yapmışlar bence ya etrafı. Gerçekten. Aa tamam düzeltiyorum. Çok mantıklı. Neymiş? Bisiklet koyuyor musun içine? Burada bisiklet kiralayıp parkta gezebiliyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Aşkım lütfen o yeme planını yarın al ya ne olursun. Şimdi böyle gözüme hoş gelen bir şey olursa dururuz yeriz. Aperatif. Hala yiyebilir misin yani? Yiyebilirsin değil ya. Böyle bir Adana falan bir tatmin olmadım ben. Yiyemedim de gördün zaten arkadaşlar hiçbir şey yemedim yani. Pidesiz bir şekilde yedim yani. Olması gereken olur. Kapandı. Ne oldu anlamadım. İstanbul'dan daha az beslendim şu an. Bana ben kendi adıma söyleyeyim gayet iyi yedim. Hatta oldukça şişim. Kızlar bana bakıyor ama yani çirkin bir şekilde. Sinirlenmesinler bu arada. Gülüyorlar mı bir de? Dalga geçer bir halde var mı? Başlıyor şimdi. Adana'da kızlarla kavga edilmez. Yok ya ben de Trabzonluyum. Duydunuz mu? Ben de Kayserili'yim. Ha bu da Kayserili. Ben de Artvinli'yim. Komik yapayım. Aa, aa. Aşkım. Kadın ne durum filmi gibi. Bakayım. Kız sana kadın filmini göstereceğim. Arkadaşlar bir gece Adana'da saçıma at düştü. Arkadaşlar Uğur dünden beri gruptaki herkesin yürüyüşünü taklit ediyor. İlk önce Cemil'le başla. Sadece. Numaralı yapayım. Yap. Yok şey orangutan. Gün 2. Bugün tekrar ilk önce Kazım Büfe'ye gidiyoruz. Çünkü dün içtiğimiz muzlu sütü çok beğendik. Burada herkes elinde işte Kazım Büfe'nin ya da başka markaların bilmiyorum sütleriyle geziyor. Yani şey gibi düşünün, Starbucks'tan kahve alıp gezerler ya İstanbul'da, burada da tam tersi muzlu süt furyası var. Herkesin elinde aynı pet bardaklar var ve her bankta, köşede görebiliyorsunuz. Bugün sanki daha da güzel. Küpet almamışsın. Plastik kullanımına karşı o. Dün böyle 10 gibi falan mı odaya döndük. Biraz da odada oturduk, sohbet ettik. Ondan sonra herkes yattı. İşte bugün de ikinci günümüz. Bugünkü planlarımız arasında bir tane ocakbaşı restoranı var. Böyle ne manzaralı? Göl. Güzel manzaralı olan bir yere gideceğiz. Orada oturacağız. Ondan sonra yani buralarda olacağız. Belki gidip bir yerde kahve içeriz yine. Kafeler falan çok modern, çok tatlı. Özellikle bizim şu an bulunduğumuz sokak. Ben sokak... Dün Ezgi söylemişti aslında bana ismini. Bir şey paşa mıydı? Ve hava burada yaz. Hanımefendi. Yengeniz. Teşekkür ederiz efendim. Tuğba! Tuğba! Öncelikle şu an Taş Köprü'nün üzerindeyiz ve Taş Köprü'nün altındaki su yok. Full böyle komple burası suymuş. Köprünün başına pusu kur. Ben de para toplamışım. Önerim derli merdo merdo. Bir 10 lira atayım kardeşim. 5 de benden be. Bugünlendir baba Allah için bana derdim. Elin ayağın İstanbul ayağımda olsun baba. Elin baba. Elin baba. Elin baba. Elin baba. Elin baba. Gel gel. Roma dönemi eseri olan ve Seyhan Nehri üzerinde bulunan Taş Köprü'nün ki şu an bizim üzerinde olduğumuz köprü 383 yılında yapılmış. Hala dünyanın şehir içi trafikte kullanılan en eski köprüsüymüş. Bir daha göstereyim tam olarak şu köprüydü işte. Adana turumuzu 1,5 gün içerisinde bitirmiş olduk. Şu an boş zamanımız olduğu için de sinema müzesine geldik ve kapısında kuyruk var arkadaşlar. Atavrat silah işler şimdi. Ama izlemedim ki. Yılmaz Güney Odası. Bilmem öyle miymiş? Bir 1973. Ben bunlardan çok korkuyorum. Çok gerçekçi duruyor. Hı? Evet çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Yanındaki kim? Bilmiyorum. Türkan Şoray.
Evet. Ellerini çek. Tabla. Sen bana bak. Komik. Çok iyi olmuş. Göster. Siyah beyaz yap. Bu arada filmler. Çok iyi. Yeni lokasyonumuz Atatürk'ün evi. Mesela demek ki burada oturup çay kahve evet, içiyorlarmış. Işte. Toplantılar, konuşmalar. Bu Hatay odası. Buraya baktın mı? Her odaya bir tane çalışma masası koyulmuş. Bir böyle bir evde yaşadığını düşünün. Ev düzeninizin her şeyin oldu. Evet. Netflix'in chill yok. Gerçekten mi? Evet. Bu arada benim babaannemlerin evinde hala böyle bir dolap var. Sadece neden bir anda karanlık oldu burası? Alt kat komple güneş. Burası bayağı karanlık. En önde yerleşmişsin Özer Bey. Söyle bakayım nereye gidiyoruz? Onbaşılar mı? Binbaşılar mı? Öyle. Onbaşılar evet. Arkadaşlar geldiğimizden beri bu taksi durağını kullanıyoruz. Artık şoförler bize tanıştı ve hani artık alay etmeye başladı. Nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye. Gelene öndeki taksiyi takip etme. Gelmiyor ki. Gelir. Merhaba. Çok güzel bir sahilleri var. Bir de şeye bayılıyorum ben ya. Tam böyle hizalı bir şekilde ağaçların dizilmesi, palmiyeler. Arkadaşlar dumanı görüyor musunuz? Şimdi bu taraflarda çok güzel. Hem sahil tarafı var hem de çimenler, böyle bahçe alanları var ya, herkes mangal yapıyor. O yüzden de sadece havaya kaldırın başınızı, her taraf duman. Yeni lokasyonumuz Onbaşılar Kebap. Şimdi hiç daha önce oturduğumuz yerlerde böyle manzara yoktu, göl manzarası. O yüzden bunu bugün burada karşılayacağız. Yani bu ihtiyacımızı. Şeyi de söyleyelim. Bugün biz Tepebaşı mıydı? Oraya gittik ya. Taş neydi? Taş köprü. Ha, taş köprüye gittik ya. Evet. Şu an barajları bilerek kapatmışlar. Çalışma varmış. Evet. Belli bir kısma kadar su yokmuş. Ama burada var şu an. Evet. Ne kadar güzel gözüküyor ya. Bu arada bu... Sıkışta da kahvaltı var. Şu an gözümden çekiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gelirken gördünüz mü dumanları? Herkes mangal yakıyor ama herkes. Evet. Eyvah. Şefim getirdi. Masaya böyle bir şey koydu. Beyti'den başlıyor. Evet, gitmeden bir manzara fotoğrafçılığı. Gelmiş mi? Tamam. Buradan ayrılıyoruz arkadaşlar yavaştan. Benim artık daha fazla restoran, tatlıcı, ocak başı paylaşacak gücüm kalmadı. Ne oldu? Damla full, bize ne zaman sıra gelecek diye baktım. Evet, çok doluymuş, evet. Çok doluymuş, öyleymiş. Olayı buymuş bu arada. Öncelikle size çaktırmadan etrafı göstereceğim. Çünkü bir tane bile masa yok. Böyle şey, seri üretim yapıyorsunuz. Giren çıkıyor, giren çıkıyor. Yiyor, hemen yer doluyor. Çok kalabalık. Bu muskayla bu aynı değil miydi? Aynı şekilde. Göster bir daha, hangisi? Biz bunu istedik ya, burma. O bambaşka, bu bambaşka. Bak Selin elini yiyor. Çünkü hepsini yemek istiyorum. Bu nereden? Kutuşa verelim bunu. Ben nasıl? Masaya ilk gelen dondurmalı katmer bu. Herkes fotoğraflıyor şimdi, ilk defa görmüş gibi. Gerçekten ilk defa gördüm. Ben hiç böyle tatlar yemem, alışkın değilim ama buraya gelmişken hakkını vereceğiz tabii. Fındıklı. Bunlar katmer işte. Katmer miydi, yok ya? Neydi bunun adı? Burma'da şeyin, Özer'in. 3, 2, 1. Ben hala yiyemedim, gördünüz mü? Bakın bizim gecenin sonu bitmedi tabii de, neredeyiz şu an? Öyle güzel bir turşu keşfettik ki, turşucu. Ben bamya turşusunu çok severim. Orada var. Hemen göstereyim. Bakın. Bu. Bundan direkt 1 kilo aldım. Sonra lahana aldık. Sonra bir de yarım kilo da pancardan aldım. Taşıyamayız diye şimdi adreslerimizi veriyoruz. Kargo yapacak bize. Buradan. 3, 2, 1. Koş. Adana hatırası işte budur. Meral, yine grubun fotoğraf resmi bu olsun. Tamam. Bunu koyun. Koyalım hemen. Arkadaşlar. Şey, çocuklar aşağıda PlayStation kafeye gitti, şaka yapmıyorum. Ve açtırdı. Evet. PlayStation kafenin sahibini açtırıp orada FIFA oynuyorlar. Biz de bizim odada kızılcık şerbetini açtık. Öyle arkada dönsün diye, çünkü Selin TikTok'tan izliyor.
Sadece önemli sahnelere bakıyor falan. Bu akşam son akşamımız malum. Böyle verimli bir şekilde değerlendiriyoruz şehirde. Şaka maka çok yorulduk. Çok yedik gerçekten. Yani bir de turşu, şalgam bunlar hep şişirten şeyler ya. Şişliğime şişlik kattım. Ben yedim birkaç tane. Ben de. Adamdan da lahana turşusu rica ettim. Adam beleşi bir de yiyorlar. Bir de habire şalgam içtik ya. Tuz. Yani ne edeceğim bu arada? Pide, lavaş, tuz, şalgam. Nutella. Şey böyle. Katmer. Neydi? Döngü böyle gidiyor. Evet. Çok fenayız o yüzden. Gelirim birazdan.